Merhabalar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu yeni aldığım AMD Ryzen 3600 işlemcisine overclock yapmak hakkında olacak. Yani hızlandırma Türkçesiyle. Ama ondan önce, videoya başlamadan önce birkaç şeyden bahsetmem gerekiyor. Öncelikle işlemci overclock yaparken kendisinin stok soğutucusunu kullanmayın. Ben bundan önce yaptığım Ryzen 1600 serisinde stok soğutucu kullanarak overclock yapabiliyorduk. Ama bunu da kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü biz Ryzen 1600'ü kullanırken maksimum çıkabildiğimiz hız 3.9-4'tü. Ama bu işlemci daha sonra göreceksiniz. Zaten kendisinin stok olarak çıktığı sıcak voltaj 4.2 ve biz 4.4-4.5'e kadar çıkabileceğiz, daha sonra göstereceğim. O yüzden bu soğutucu kesinlikle işe yaramıyor. Yani 100 santigrat dereceye kadar çıkabilir. O yüzden en azından bir hava soğutucu, orta düzey, üst düzey olabilir, düşük düzey olabilir. Yani bundan daha iyi olan bir tanesini kullanmanız kesinlikle gerekiyor. Hani öneriyorum değil, kullanmanız gerekiyor. Buna dikkat edin. Ben Sitefuma 2'yi aldım. Bu orta üst düzey bir soğutucu. Benim çok işime yarıyor. Siz de herhangi bir tanesini alabilirsiniz. Eğer hani overclock yapmayı, hızlandırmayı düşünüyorsanız bunu kesinlikle göz önünde bulundurun. İşlemciye overclock yapmadan önce bende hangi programlar var ve bilgisayarımda hangi teçhizatlar var, hangi işte ekran kartı olsun, anakart olsun, onlardan bahsedeceğim. Sonra nasıl overclock yapıldığından bahsedeceğim. Şimdi elimde ne var, onlardan ilk önce bahsedeceğim. Ki daha anlamlı olsun overclock'umuz. Gördüğünüz gibi önce Ryzen 5 3600 var. Görürseniz zaten 6 çekirdekli, 12 tane thread'i var. 3.6 GHz'den 4.2'ye kadar çıkabiliyor diyor. Bu kendiliğinden çıktığı hız yani. Bu kendiliğinden çıkıyor, gösterelim şurada. Burada gördüğünüz gibi 4.27-28. Şu an 4.3'te şey zaten overclock'lu olduğu için 4.2'nin yukarısına çıkıyor. Normalde 4.2'den yukarı çıkmıyor. Şunları şu an bizim için önemli değil. Unlocked, yani overclock yapılabilir mi? Evet. Sonra AM4 tamam. Yani bu şeyi, chipseti. Wraith Stealth, daha demin gösterdiğim işlemci soğutucusu. İşte 65 Watt. 65 Watt'ı destekliyor. Yani buna 65 Watt'tan fazla güç vermeye gerek yok demeye çalışıyor ama hiç alakası yok. Çünkü ben zaten overclock yapınca 100 Watt'a kadar çıktığını göreceksiniz. Ve maksimum sıcaklık olarak 95 dereceyi göstermiş. Bu Wraith Stealth de 95 dereceyi çok rahatlıkla görebiliyorsunuz zaten. O yüzden aslında bunu koymalarına gerek yokmuş. Ama koymuşlar. 3200 MHz'e kadar sistem memorisi, yani RAM'i destekliyor. Ama bendeki RAM gördüğünüz gibi 2666 MHz. O yüzden fazla önemli olmayacak. Sadece XMP profilde, yani Extreme Memory Profile'da sadece XMP açacağız. 2666'ya sabitleyeceğiz. Bizim için çok da önemli değil. Sadece hani bilin diye koyuyorum buraya. Diğerleri şu an önemli değil. İkinci önemli olan şey anakartımız. Benim anakartım 2017'den kalma. Bayağı bir eski. Çok eski hatta. Ama yine de şeyi destekliyor. Overclock'u tabii ki destekliyor. İşte Ryzen 1 ve Ryzen 2 jenerasyon olarak onları destekliyor. Maalesef 5600'ü desteklemediği için ben 3600 aldım. Yani anakartı değiştirmek yerine bir tane işlemciyi değiştirdim sadece. Hem anakartını hem işlemciyi değiştirmek yerine. Bunda bizim önemli olan şey işte bu desteklemesi. Bir de şu Clip BIOS 5 diyor. Bu maalesef Ryzen 3600'ün kodlarını koyarken, az sonra BIOS'ta da göreceksiniz, Clip BIOS 5 gidiyor. Yerine sadece Clip BIOS kalıyor. Yani çok kötü olan bir seri. Bunda ne var? PCI, bir tane PCI şurada. NVMe var. Burada işte PCI Express 4 var. 4 tane RAM slot var. İşte AM4 var. Burada şu koruyucular var. VRM. Onlar var bizim için. Ama bu eski olduğu için çok da bir şey beklemeye gerek yok. Yani alt düzey, üst düzey bir anakart değil. Bizim için önemli olan şeylerden birisi dediğim gibi stok soğutucu, Wraith Stealth'ı kullanmak yerine ben bunu aldım. Sitefuma 2. Gayet iyi bir soğutucu. Yani ama siz mesela atıyorum işlemci soğutucuna girdiğimizde şunu alabilirsiniz. Bu bayağı iyi bir Duo. İki tane fanı var. Bu da bayağı iyi yani. Ben bayağı araştırdım da. Bunu da alabilirsiniz. 530 lira şu an biraz pahalı ama 440 liraya falan bulursanız, 400 liraya bulursanız bunu direkt alın yani. Bu bütün işinizi görecektir. En azından Ryzen 3600 için bahsediyorum. Ama dediğim gibi stok soğutucuyla yapmayın. Son olarak da RAM'i göstereceğim. Bu da benim 16 GB 8.8 iki tane RAM'im. Şu an fiyatı bayağı pahalıymış. Onu da fark ettim şu an. Öyle. Bu 2666 MHz. Yani fazla bizim şeye, memory ile işimiz olmayacak. Normalde 3400, 5000, 6000'e kadar çıkan şeyler var. Tabii bizim şu an bununla bir alakamız yok. Peki hangi programları kullanıyorum bu overclock yaparken test için? Birincisi CPU Zen. Burada en çok kullandığımız, şunu arka plan alayım. Şunu da. CPU Z'yi kullanıyoruz. CPU Z'de işte bakın gördüğünüz gibi şu an 4.3 GHz'de.
Ben 4.3'te kullanıyorum ama 4.4'e çıkacağız da sonra. İşte kaç watt olduğu, kaç volt aldığı onları görüyor. Burada da küçük bir benchmark yapabiliyoruz. Ama bu benchmark'ı bu bende OBS açıkken yaparsam daha düşük göstereceği için yapmayacağım. Daha çok kameradan çektiğim videoları göstereceğim. Aynı şekilde burada kullandığımız voltajını gösteren, işte sıcaklığını gösteren her şeyi buradan bakabiliyorsunuz. İşte burada CPU'nun sıcaklığı şu an 43 derece. İşte maksimum 54 derece. Bunları da burada stres testi yaparken stres testi içinde AVD64'ü kullanacağız. Bunu da açsın göstereyim. Buradan da stres testini göstereceğim. Bunların hepsini tabii video çekerken yapamıyorum. Stres testini yapabilirim ama diğer performans testleri için kullanacağım CPU-Z ve Cinebench. Cinebench'i kullanırken, Cinebench 15'i kullanırken ben kameradan çektiğim şeyleri kullanacağım, görüntüleri kullanacağım çünkü elimde bir capture kart olmadığı için performans etkilenecek. Gördüğünüz gibi şurada ben 1740'ı elde ettim, 4.4 GHz'de. Aslında onları göstereceğim. Normal test yaptığınızda 1600 çıkıyor bu arada, onu da söyleyeyim. Bir de MSI Command Center dediğimiz bir program var, buradan da fan eğrilerini değiştirebiliyoruz. Eğer overclock yapacaksanız biraz fan eğrisini agresif yapmanız gerekiyor. Zaten yapmazsanız overclock işe yaramıyor ve çok fazla ısınıyor ve bilgisayarınız artık yavaşlamaya başlıyor hızlanmaktan ziyade. Ona da dikkat edin. Evet. Şimdi overclock yaparken iki farklı seçeneğimiz var. Birincisi, bilgisayar açıkken hazır onu göstereyim diye Ryzen Master dediğimiz bir uygulama var. Bu Ryzen'in yani AMD'nin kendi programı. Bundan direkt açıyorsunuz ve böyle bir ilk başta bir uyarı veriyor. Diyor ki işte garantiniz devre dışı kalır bla 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 bir şeyler diyor. Karşınızda böyle basit bir şey çıkıyor. Şimdi AMD işte Ryzen Master'ın bir avantajları da var, dezavantajları da var. Avantajı çok basit bir overclock yapma seçeneğinin olması. Sonra ve istediğiniz her şeyi buradan gayet güzel görebiliyorsunuz. İstediğiniz her ayarı bildiğiniz bilmediğiniz. Ben buradakilerin çoğunu %90'ını bilmiyorum ne demek olduğunu. Ama ayarları her şeyi görebiliyorsunuz. Buradan teker teker çekirdeklerin kendilerini ve çekirdek yuvalarını CCX dediğimiz. Yani Core, neydi unuttum isimlerini, CCX diye geçiyor işte. Artı, ama bizim için bunlar çok önemli değil. Biz Basic View'dan, tamam mı? Buradan Default, Auto OLC ya da Manual'da seçebiliyoruz. Default deyince normal, bilgisayar normal çalıştığı şekilde. Yani şu gördüğünüz, bunun gibi çalışıyor. Tamam, 4.28 bu arada olmaz. En fazla olacağı 4.2'dir Default'ta. Tabii ben şu an BIOS'tan şey olduğu için, overclocklu olduğu için 4.28, 4.3'e ben yapmıştım şu an. Onu değiştireceğim ama sonra. Auto overclock derseniz, bu apply and test'e basarsanız bu bilgisayarı yeniden çalıştırıyor. Şu an basarsam yeniden çalıştıracağı için yapmıyorum. Yani çünkü OBS ile kayıt yapıyorum. Yeniden çalıştırıyor, yapıyor. Sonra test uyguluyor. Maksimum yapacağı bendeki 4.3'ü buldu. 4.3'e kendisini ayarlıyor. Ve oyunlarda 4.3'e çıktığını bize söylüyor. Ancak ben CPU-Z programını çalıştırdığımda, Cinebench programını çalıştırdığımda bundan hiçbir fayda alamadım. Yani en fazla 1606 alıyorum şu default'ta. Nerede? Şu default'ta maksimum aldığım 1606 ve Auto OLC ile hiçbir şey değişmiyor. O yüzden bu sanırım benim anakartın çok eski olmasından kaynaklanıyor. Yani Precision Boost Overdrive dediğimiz bir olay var. Onu da işin içine alınca bu tam yapamıyor benim şeyden dolayı, anakarttan dolayı. Yani o yüzden Auto OLC benim anakartta işe yaramıyor. O yüzden manuala geçtiğimizde buradan işte 4.2'den başlıyorsunuz. Tamam mı? 4.2'den başlanıyor. Yavaş yavaş çıka çıka bizim burada dikkat etmemiz gereken şey şu 1 nokta, bu voltun 1.3'ün üzerine çıkarmamaya çalışmak. Çünkü eğer siz 1.3'ün üzerine fazla çıkarsanız hem işlemci aşırı ısınır hem de fazla voltaj aldığı için CPU'yu yakma, yani işlemciyi yakma ihtimaliniz var. Hani o yüzden 1.3'ün üzerine çıkmama, en azından Ryzen 3600 için. Eğer 1600 falan varsa 2600, onlar da biraz daha yüksek voltaj verebiliyordunuz. Önceki videomu hatırlıyorsanız ben 1.3625 ile yapmıştım. İşte böyle yapınca yine apply and test diyorsunuz. Normal şeydeki gibi, BIOS'taki gibi şey yapmış oluyorsunuz, overclock yapmış oluyorsunuz ama bunun en büyük dezavantajı, AMD Ryzen Master'ın en büyük dezavantajı, her yeniden başlattığınızda bilgisayarınızı, her yeniden açtığınızda bu programı açmazsanız overclock yapılmamış oluyor. Yani bu da tamamen bir ekstra bir adım. Her ekstra adım bize ekstra zaman kaybı demek ve o yüzden ben bunu asla kullanmıyorum. AMD Ryzen Master o yüzden benim için maalesef kullanılamaz. Bence o kadar kötü.
Ama Advanced View'da şunları gördüğümüzde bunlar bayağı işimize yarıyor. Mesela şu PPT'yi çok kullanıyoruz. Az sonra Precision Boost Overdrive'da göstereceğim biraz. Ve CPU Power yani bayağı gösteriyor yani her şeyi. Bu önceki versiyonlarında Ryzen 1600 serisindeki versiyonlarda bunlar yoktu. Evet, şimdi BIOS'a geçeceğim ve BIOS'un çekimini tabii ki kamerayla yapacağım çünkü ben de dediğim gibi capture Var. kart yok. Evet, şimdi BIOS'a girdik. Gördüğünüz gibi böyle bir BIOS ekranımız var. Buradan ilk yapacağımız şey hardware monitöre girip bizim işlemcinin fan değerlerine bir bakmamız gerekiyor. Fandaki eğri değerlerine, fan eğrisine bakmamız gerekiyor. Buradan biraz agresif yapmamız gerekiyor ki istediğimiz sıcaklık değerlerine, istemediğimiz sıcaklık değerlerine ulaşmayalım ve bizi biraz soğuk tutsun. O yüzden biraz agresif gitmemiz gerekiyor. Yani mesela CPU'nun sıcaklığı 8 derecedeyken %20 bakalım kaçta çalışıyormuş? %40'ta çalışıyor. Yüzde işte 30 derecedeyken de işte 55 %55'te çalışıyor. Normalde MSI'ın yeni BIOS'larında şurada bir ekran görünmesi lazım. Oradan fan eğrilerini göstermesi lazım ama bu gerizekalı BIOS'ta yok. Çünkü güncellerken işte Ryzen 3000'in kodlarını yerleştirmek için BIOS'u kesmişler böyle. Neyse, bunu ayarladıktan sonra yani bunu yaptıktan sonra Overclock'a giriyoruz. Overclock'a girdik. Ne yapıyoruz? Bakıyoruz şimdi. Şunu normal expert modda dursun, fark etmez bizim için. Bizim için önemli olan şey CPU ratio apply mod, bu all core'da olacak. Eğer daha ayrıntılı işler yapmak istiyorsanız per CCX diyebilirsiniz. CCX bizde 6 çekirdek var. 6 çekirdek 2 tane yuvadan oluşuyor. O 2 yuvayı işte 3'er çekirdek diye ayrılıyor. Onlar arasında Ryzen Master'da daha iyi görünüyor. Burada görünmüyor. Biz onlarla uğraşmamıza gerek yok şu an. CPU ratio bizim için en önemli olanlardan birisi bu. Normalde neydi? 3.6 ve 4.2 arasında gidip geliyordu. Biz bunu 4.3 ile başlayabiliriz. 4.3 ile başlıyoruz. Enter diyoruz. 43 oldu. Yani 4.3 GHz bizim istediğimiz değerlerden en düşüğü şu an. Game Boost kapalı. Ona gerek yok. Advanced CPU Configuration. Şimdi buna girdiğimizde burada karşımıza birkaç şey çıkıyor. Gördüğünüz gibi Core Performance Boost direkt kapatıldı. Biz buradan Precision Boost Overdrive'a giriyoruz. Şimdi bu ne demek? Bu Precision Boost Overdrive normalde yeni anakartlarda yani B550 ve X570 kartlarında işe yarayan bir şey ve kendi watt değerlerini, kendi amper değerlerini ayarlayarak daha iyi bir overclock değerine sahip olabiliyorsunuz. Ancak benim anakartım berbat olduğu için, ya berbat demeyeyim de benim beğendiğim seviyede olmadığı için bunu otomatikten Advanced'e girip kendimiz ayarlıyoruz. Buradan manuel diyoruz. PBO limit yani bu şey biz şeyden güç kaynağından ne kadar güç çekeceğimizi gösteren değerler. Bunları watt olarak bizim normal wattımız videonun başlarında hatırlıyorsanız 65'ti. 65 wattın üzerine çıkmıyordu. Ki öyle değil. Biz bunu 200 yapıyoruz. Tamam. Normalde işte overclockluyken maksimum alabileceği 120 falan. Hani maksimum alabileceği. Ama biz bunun anakartın şöyle düşünmesini istiyoruz ki 200'e kadar çıkabilir. Hani biraz odasını genişletmiş oluyoruz yani. Şu amper değerlerine de dokunmuyoruz. Çünkü ben tam bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim o konularda. Burla ilgili işimiz bitiyor. ESC'ye tıklıyoruz. Tamam. Yani yaptığımız tek şey burada Precision Boost Overdrive'da manuala girip şunu 200 watt yapınca o işimiz bitiyor orada. Geri geldik. Game Boost kapalı dedik. Base Clock yani 3.6 GHz bizim base clock'umuz. Onu ellemiyoruz, dokunmuyoruz. Şimdi ikinci önemli olan şey bizim RAM'imizin hızı. Benim RAM'imin hızı 2666 idi. Buradan AXMP Disabled dedik. Bu yanlış. Ya, olması gereken şey ya profil 1 ya profil 2. Bende profil 1 ve profil 2 aynı. O yüzden hangisini seçtiğimin önemi yok. AXMP yani Extreme Memory Profile bizim için önemli. Onu açmamız gerekiyor ki daha iyi sonuçları elde edebilelim performansımızda. Diğer değerlere dokunmamıza hiç gerek yok. Çok da ayrıntılı bir şey yapmayacağım çünkü. Yani ben de çok da bildiğimden değil. Bunlar da normalde daha iyi bilenler bunları da oynuyor ama ben o kadar bilmiyorum. O yüzden dokunmayacağım. Şimdi onu yaptıktan sonra artık voltaja geçiyoruz. Voltajda benim yapmak istediğim şeylerden birisi de sıcaklık arttıkça ve gigahertz yani frekans değerleri arttıkça voltajı fazla yükseltmemek yani 1.4'ün aşağısına çekmeye çalışıyor anakart. Onu yaparken fan eğrileri gibi voltaj eğrileri de var. Voltaj eğrilerini kullanayım. Normalde BIOS'umuz iyi olsaydı burada voltaj değerleri görünecekti. Ancak gördüğünüz gibi gerizekalı bir BIOS'umuz olduğu için görünmüyor. Mod 1
En düşük, en rahat şekilde düşürmeye çalışan voltajı. Mod 8 en agresif şekilde. Yani siz 4.4 GHz'e çıktığınızda voltajı minimuma indirmeye çalışıyor. 1.0'a falan indirmeye çalışıyor ki aşırı fazla ısınmasın, CPU'ya, işlemciye zarar gelmesin. Biz orta yolu izleyip mod 4'e geldiğimizde bizim için yeterli. Diğerlerine dokunmaya gerek yok. İşte voltage protection, bunları arttırabiliriz ama şu an gerek yok. Sadece bunu yapsak yeterli bizim için. Hatta bunu mod 5'te yapabiliriz ama mod 4'te kalsın. Hani fazla ısınmasını önlemeye çalışıyoruz. Şimdi esas önemli olaylardan birisi, şimdi CPU core voltage, buna girdiğimiz otoydu ya, bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bunu override mod yapmamız lazım. Offset mod veya override plus offset mod yaparsak çalışmıyor benim anakartta. O yüzden override mod yapıyoruz. Buradan otoyu maksimum bizim işlemcilerde, yani Ryzen 3600 işlemcilerinde bizim maksimum istediğimiz voltaj 1.30-1.31 düşelim. 1.30 yapalım. 30 fazla olur hatta 4 noktayı için. 1.2875 yapalım. Bu CPU North Bridge South of Core, buna dokunmamıza gerek yok. 1.1 olabilir. Zaten 1.1'e yakın bir değer olduğu için dokunmamıza gerek yok. Aynı şekilde DRAM voltage, bunda 1.30 maksimum, zaten 1.21 yani düşük yapmış. İyi. Bizim için iyi bir şey. Sonra yapacağımız şey CPU Features'a girip buradan Cool and Quiet'ı Disabled yapmak. Gördüğünüz gibi zaten disabled. Tamam. Şimdi yaptığımız... Şimdi baştan bakalım neler yaptık. Expert'e getirdik. All Core 4.3 yaptık. Buradan şunu ayarladık. 200 watt ayarladık. Sonra XMP profil 1 ya da profil 2 yaptık. Sonra Advanced, buna dokunmadık. Buradan Override Mode yaptık. Buradan 2875'i denedik. Bunlara dokunmadık. Yapabilirdik ama dokunmamıza gerek yok şu an. Onlar normal görünüyor çünkü. Şimdi kaydet ve çık diyoruz. Evet, şimdi bakalım işe yaramış mı? İlk başta yapacağımız şey CPU Z'yi çalıştıralım. Bakalım. Artı HW Info'yu da çalıştıralım. Sıcaklık değerlerine bakalım. Bakalım 4.3'ü görüyoruz. Evet, 4.3. 1.28. Gördüğünüz gibi voltaj. Tamam, güzel. 1.1, 1.2 güzel. Sıcaklık değerlerine bakalım. 41 derece. Çok iyi. Şimdi çok basit bir stres testi için. Burada bir bakalım. Güzel. Kaça çıkıyor? 68. Şu an evet, fanın sesini duymaya başladım ben. 68'de gidiyor. Sabit 68'de, 69'da güzel. Tamam, stop. Çok basit çalıştırdım. Sonra Cinebench çalıştırıyorum. Bakalım kaç çıkacak. Değer değil de çalışıp çalışmadığına bakıyoruz. Yani stability. En önce baktığımız şey stability. Sonra değerlere bakıyoruz. Evet, 70 derece. Bakalım. 73 derece. Gördüğünüz gibi ben 1749 burada yakaladım. 4.4325'te. Az sonra onu da göstereceğim. Güzel. 1690 yakaladı. İkinciyi çalıştırırız. Yani burada şu an stabil gibi. İkinci stabil, tam stabil olduğunu görmemiz için ikinciyi çalıştırıyorsak. Evet. İki defa Cinebench testini çalıştırdım ve 1690 değerini elde ettim. Şu an stabil görünüyor. Ama bizim esas stability'yi ölçmemiz için yapmamız gereken şey Cinebench ya da şey değil. CPU Z değil, IDA 64 testi var. Ya da Prime 95 de deneyebilirsiniz. Burada sistem kararlılık testi diyorsunuz. Buradan başlatıyorsunuz 15 dakika, 20 dakika en az. O kadar çalıştırıyorsunuz ve sistem sıcaklık değerlerine bakıyorsunuz. 90'ın üzerine çıkıyor mu? Kaç derecede spike'lar yapıyor mu? Yani şimdi şurada 74'te ya. Bu böyle böyle gidip arada 74'ten 90'a çıkıp 90'dan 70'e iniyor mu? O değerlere bakıyorsunuz. Hani önemli olan şey stabil olması. Yani mesela 85'te stabil olabilir. Ama mesela 75'te olabilir. 75'ten 90'a çıkıyor olabilir. Hani bunlar önemli şeyler. Mesela şu an kaç? 82'yi gördü. 76. Şu an böyle devam edecek. Az sonra bunun uzatılmış versiyonunu 4.4 GHz'de göstereceğim. Bu 4.3'te ben stabil olduğunu biliyordum. O yüzden bununla fazla uğraşmayacağım. Şimdi tamam. Kapatalım. Ve burada şimdi yeniden başlat diyorum. Şimdi 4.45'i deneyeceğiz. Umarım olur. 4.45 değil de 4.4225. Evet. Şimdi sadece yapacağımız şey şunu. 44 arttır. Artmıyor mu? 44 oldu. 44.25. 44.50 yapmayacağım. 44.25. Şunu da 1.2875'ten 1.3125'e getireceğim. Tamam. Diğer her şey aynı. Devam.
Save and Exit diyorum. Evet, şimdi CPU Z'yi açtım, hemen bakalım. Gördüğünüz gibi 4.425. 4.425 yani. Ve şu an gördüğünüz gibi 1.28, 1.30'a kadar çıkıyor. 42 derecede. Bakalım, hafif bir benchmark yapalım. Stabil mi diye bakıyoruz ilk önce. Evet, 72 derece. Biraz daha deminkinden yüksek fark ettiyseniz. Biraz daha yüksek. 527, 529. 530, 531. Güzel. Şimdi tekrar yapalım. Sıcaklıklara bakıyoruz. Amper değerlerine bakıyoruz. Watt değerleri 66 watt. İşte 535 gördüğünüz gibi tam stop. Devam. Şimdi aynı şekilde Cinebench'i açmayacağım. Cinebench'i açmadan direkt AID64'e 15 dakika bir kararlılık testi yapacağız. Stres testi yapacağız. Bakalım. Onun sonucuna göre size bir şeyler söyleyeceğim. Evet. Yaklaşık bir 15-16 dakika oldu. 4.425 GHz'de 1.3 voltajda görüyorsunuz. Stok olmayan soğutucuyla işte 82 derece, 80 derece, 80 ve 85 arasında gidip geliyor. Çok güvenli bu aralık ama ben tabii bunu tavsiye etmem. Kendim yapmam yani. Ben 4.3'te kalmayı tercih ederim açıkçası. Görüyorsunuz. Böyle. Şimdi o kadar uğraştık, o kadar test yaptık. Peki neler kazandık, neler elde ettik? Onları bir toparlayalım. Sonuçlarımızı bir değerlendirelim en son olarak. Şimdi CPU Z programında tek çekirdekte 508, çoklu çekirdekte 4129'du. Biz bunu 4.3 GHz'de, 1.28 voltta 519'a çıkardık. Biraz çok azalttı. Artı 4380'e çıkardık da çoklu çekirdeği. Aynı şekilde 4.425'te ise 537'ye 4507. Ben bunları tekrar yaptım. Yani en iyi elde ettiğim sonuçları gösteriyorum burada. Aynı şekilde Cinebench'te stokta 1595 puanını elde ettim ortalama. Birkaç kere yapıyorum bunları bu arada. 4.3'te 1698, 1700 bandında gidiyordu. Biraz moraline bağlı. O anki işlemcinin moraline bağlı. 4.425'te ise benim elde ettiğim değer 1749, 1750. Şu alttaki 1740 değeri de 4.4'e ait. Ve bunları grafik olarak gösterirsek Cinebench'te yani stok değerlere nazaran %9'luk bir kazanım elde ettik. CPU Z'de ise %5'lik bir kazanım elde ettik. Yani tek çekirdekte. Bu da tek çekirdekte. Çoklu çekirdekte ise daha az tabii ki. Ama ben esas benim için önemli olan şey oyun olduğu için oyunlarda denedim. Ama hiç de beklediğim sonuçlara ulaşmadım. Çünkü bu stok değerler, şu açık kırmızı olan renkler, stok değerler, pembe renkler. 119 FPS alıyordum stokta. Shadow of the Tomb Raider'da. Bende iki tane var. GTA 5 ve Shadow of the Tomb Raider var. Bunları da benchmark yapabiliyorum. Ama overclock yaptığımda FPS'imin düştüğünü fark ettim. Yani nasıl saçma bir şeyse. GTA 5'te ise %2'lik bir kazanım. Yani %2, %2.5'luk bir kazanım elde ettim. Yani bu yok gibi bir şey. Bu aslında hata marjının içinde yani. Hani bunu tekrar yaparsanız benzer sonuçlara ulaşabilirsiniz. O yüzden genel olarak şu sonucu çıkartabiliriz aslında. Biz eğer sadece oyunla uğraşıyorsak benim gibi overclock yapmanın hiçbir manası yok. Sadece işlemcinizin ömrünü azaltırsınız ve biraz da sadece tatminkarlık kendi kafanızda tatminkarlık yaparsınız. Yani çok da uygun değil aslında bu overclock yapma işi. Ama eğer video düzenleme, işte animasyon yapma, çok fazla tek çekirdek ya da çoklu çekirdeği aynı anda fazla kullanmanız gerektirecek bir iş varsa oyun dışında, o zaman etkili olabilir. Eğer oyunlarınızı hızlandırmak istiyorsanız yapmanız gereken şey CPU'nuzu yani işlemcinizi overclock yapmaktan ziyade ekran kartınızı overclock yapmak. O zaman gerçek kazanımları elde ediyorsunuz. Yani sonuç olarak diyeceğim şey gerçekten sadece psikolojik etkisi var yani. Benim gördüğüm kadarıyla. O yüzden ben overclock yapmayı çok daha tavsiye etmiyorum size. Yapsanız bile 4.425 yerine 4.3'te bıraksanız ve 1.275 voltu verseniz yeterli sizin için. Başka bir şey yapmanıza gerçekten gerek yok. Ama Ryzen Master'ı da kullanmamayı tavsiye ediyorum. Çünkü her seferinde aç kapa olmaz yani. Kötü. Evet. Bu videoda diyeceklerim bu kadar. Umarım bir şeyler öğretebilmişimdir. En azından bir şey kendimden bir şeyler size verebilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.